Evet değerli meslektaşlar, ikinci bölüme başlıyoruz. Bu bölümde eğitmenimiz Nazan Soylu bize ikinci bölümde sunumunu yapacak. Arkasından soru cevaplara geçeceğiz. Bu arada tabii bu konuyla ilgili açıklamaları yaparken biz belli kavramsal olayları da anlatıp hani detaylı bir şekilde bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bazı meslektaşlarımız arada gelip ya işte biz pazartesi günü işe gittiğimizde ne yapacağız hani onu direkt ne yapacağımızı söyleyen bir hap şeklinde eğitim isteyen arkadaşlarımız da var. Ben çok kısa özetleyeyim arkadaşlar. Pazartesi günü bir iş sağlığı güvenliği uzmanını buluyorsunuz, arıyorsunuz, müşterinizle kontak kurduruyorsunuz, sonrasında da karışmıyorsunuz. Bizim yaptığımız sadece bilgilendirme arkadaşlar. Yine baştan söylediğimiz gibi bilgilenelim ama çok fazla bu konularla ilgilenmeyelim. Çünkü bu gönüllü hareketlerimiz, biz hani mükellefin her şeyi izliyoruz ya, bu gönüllü hareketler zamanla göreve dönüşür. Sonra en arka sayfadaki idari para cezalarıyla biz muhatap kalmayalım boşuna. Şimdi ben sözü Nazan Hanım'a bırakıyorum. Tamam, mali müşavir olarak üstleniyorsunuz değil mi? Tamam işte biz de bilgilendirip sonra iş sağlığı güvenliği uzmanı da yaptırın diyoruz. Herkese merhaba. Önce kendimi tanıtarak başlayayım. Nazan Soylu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. İstanbul Üniversitesi 1987 yılı İktisat Fakültesi mezunu. Ruhsatımı alma tarihim 1998. 2007 yılında özel sektörden emekli olduktan sonra şimdi serbest çalışmaktayım kendi büromda. 2010 yılından beri de oda bünyesindeki eğitim faaliyetlerine katılıyorum. Daha önce denetim eğitimlerinde görev almıştım. Bu sefer de TESMER'in iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde görev almış durumdayım. Aziz Hocam, tanımlamalardan çalışan temsilcisine gelinceye kadar olan kısmı zaten çok güzel bir şekilde anlattı. Ben de kaldığımız yerden devam edeceğim. Ama Aziz Hocam da az önce belirtmişti, bizim İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma grubumuz var. Bir grup olarak bu çalışmayı yaptık. Öncelikle grup arkadaşlarımın da katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Teşekkür ederek başlamış olayım. Çalışan temsilcisinin başlangıçta tanımlamalar yapılırken üstünden geçilmişti. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılmaya, çalışmayı temsil etmeye ve bununla ilgili çalışmaları izlemeye yetkili olan kişi şeklinde tanımlanmıştı. İş yerinin değişik bölümlerinde mümkün muhtemel risklerin neler olduğunu izlemek ve bunların arasında gerekli o muhtemel tedbirlerin neler olduğu hususunu dikkate alarak işverene bildirmekle görevli kişi çalışan temsilcisi. Çalışanlar arasından seçilmek suretiyle görev alıyor. Çalışanlar arasından seçilmek suretiyle görev alıyor ama seçim yapılamaması durumunda işveren kendisi de çalışan temsilcisi atayabiliyor. Çalışan temsilcisinin iş yerindeki çalışan sayısının çalışan sayısına göre belli sayıda görevlendirilmesi gerekiyor. 2 ile 50 arasında çalışanı varsa iş yerine en az bir tane çalışan temsilcisinin bulunması gerekiyor. Siz slide'ı da görüyorsunuz zaten. 50 ile 100 arasında en az 2 çalışan temsilcisi, 100 ile 500 arasında 3 diye devam ediyor. 2000 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde en az 6 tane çalışan temsilcisinin çalıştırılması, seçilmesi gerekmekte. Peki çalışan temsilcisi olabilmek için gereken koşullar nedir diye baktığımızda ilk önce iş yerinin tam süreli çalışanı olması gerekiyor. Çalışan temsilcisi seçilecek çalışanı. En az 3 yıllık iş deneyiminin olması bekleniyor. En az ortaokul seviyesinde
öğrenim görmüş olması bekleniyor. Bunların hepsinin bir arada gerçekleşmiş olması tercih sebebi olmakla birlikte diyelim ki şimdi ortaokul mezunu yok, o zaman en az 3 yıllık iş tecrübesine ve iş yerinin daimi temsilci olmasına veya o da yok, en az 3 yıllık çalışma tecrübesi de yok. O zaman iş yerinin daimi çalışanı olmasına bakılarak çalışan temsilcisi seçiliyor. Tabii çalışan temsilcisinin görevini yerine getirmesi sırasında işveren tarafından çalışma imkanlarının kısıtlanmaması gerekiyor. Çalışan temsilcisinin de bu çalışmaları sırasında gerek iş yerinin gizli bilgileri, meslekle ilgili sırları, gerek çalışanların bazı gizli bilgilerini elde ettiyse eğer, bunları da çalışan temsilcisinin gizli tutması gerekmekte. Çalışan temsilcisinden başka bir de işverenin yükümlülükleri arasında, tabii ki çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre iş sağlığı ve güvenlik kurulunun kurulması gerekiyor biliyorsunuz. 50'den fazla çalışanı varsa iş yerine ve 6 aydan fazla süreli bir iş yapılıyorsa, sürekli bir iş yapılıyorsa, o zaman işverenin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek üzere bir kurul oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla her iş yerinde 50'den fazla çalışan olması halinde bir iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması şartı var. İş sağlığı ve güvenliği kurulunda bulunması gereken kişilerin kimler olduğuna baktığımızda bir kere tabii ki işveren veya işveren vekilinin olması lazım. İş güvenliği uzmanının olması lazım. İş yeri hekiminin bu kurulda görev alması gerekiyor. İnsan kaynaklarından bir kişinin kurula katılması gerekiyor. İnsan kaynaklarında bir personel yoksa idari işlerde ya da mali işlerde görevli bir çalışan da olabilir. Eğer varsa sivil savunma uzmanı katılabilir. Usta veya usta başına yine bu kurulda çalışması, görev alması gerekiyor. Tabii ki çalışan temsilcisinin de yine bu kurulda görev alması gerekiyor. Hem çalışanların hem işverenin kurulda alınan kararlara riayet etme yükümlülüğü var arkadaşlar. Onun için kurulun aldığı kararlar önemli. Eğer aynı çalışma alanını birden fazla işveren kullanıyorsa yine her bir işveren kendi işleriyle ilgili çalışmaları yapacaklar fakat birbirlerinin çalışanlarını, diğer işin işverenini konuyla ilgili bilgilendirmek durumundalar. Eğer bir işverenin altında çalışan bir alt işveren söz konusuysa yine koordinasyonu sağlama yükümlülüğü asıl işverenin üzerinde. İş sağlığı ve güvenlik kurulunun görevlerinin neler olduğuna baktığımız zaman ilk önce iş yerinin niteliğine uygun bir sağlık ve güvenliğe dair bir yönerge hazırlaması bekleniyor. Tabii ki çalışanlara yol göstermesi gerekiyor, gerekli güvenlik ve korunma tedbirleriyle alakalı. Tehlikelere karşı alınacak önlemler konusunda değerlendirme yapması gerekiyor. Ne gibi tedbirler alınması gerektiği hususunda çalışmaları olacak ve bütün bunları işverene ve çalışanlara veya işveren vekiline bildirmekle yükümlü. En az ayda bir kere toplanması gerekiyor İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu'nun ve 48 saat öncesinde de yapılacak toplantıyla alakalı gündemi duyurması gerekiyor. Hem işverene hem çalışana. Üye çokluğuyla toplanıyorlar ve oy çokluğuyla kararlar alınıyor. Ve bu kararlar, toplantıda alınan bu kararlar bir tutanakla tespit ediliyor ve kayıt altına, raporla tutulmak suretiyle kayıt altına alınıyor. Ve dosyalamak suretiyle de muhafaza ediliyor. Meslek risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaların yapılması için işveren
bir iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda. Eğer bunu kendi personeli içerisinden seçebilme imkanı varsa, kendi çalışanları arasından seçebilme imkanı varsa, kendi personeli arasından seçip görevlendirebiliyor. Eğer kendi çalışanları arasında uygun niteliklere sahip iş güvenliği uzmanı olabilecek belgesi olmayan, tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre bir personeli bulunmuyorsa, o zaman bu hizmeti dışarıdan alması gerekiyor. Yani ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya dışarıdan şahsi olarak bu hizmeti veren kişilerden bunu alması mümkün. Yapacağı işlere baktığımız zaman çalışanlara ve işverene rehberlik yapması gerektiği söylenmekte. Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılacak. Çalışma ortamının gözetimi derken çalışanların yeteri kadar alınan tedbirlere uyup uymadığını gözetimini yapacak. Tabii ki çalışanları bilgilendirecek, gerekli kayıtları tutacak ve çalışma ortamındaki birimlerin birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıklarının çalışmasını yapacak. Bütün bu çalışmalarda iş güvenliği uzmanının sorumluluğu işverene karşı. Yani iş güvenliği uzmanı işverene karşı sorumlu. Peki ne kadar süreyle çalışması gerekiyor diye düşündüğümüz zaman ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika süreyle bir iş güvenliği uzmanının görev alması gerekiyor. Ondan fazla sayıda çalışan varsa ve az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa bu iş yeri, o zaman çalışan başına ayda en az 6 dakika, tehlikeli sınıfta 8 dakika, çok tehlikeli sınıfta bu süre 12 dakikaya çıkmış oluyor. Sayı arttığı zaman az tehlikeli sınıfta eğer 2000'in üzeri gibi bir rakama ulaşıyorsa çalışan sayısı, o zaman bir tam gün süreyle iş güvenliği uzmanının çalıştırılması lazım. Tehlikeli sınıfa geçtiğiniz zaman tehlikeli sınıfta çalışan sayısı bu sefer 1500 ve üstü olduğunda yine bir tam gün üzerinden hesap edilerek iş sağlığı ve güvenliği uzmanının çalıştırılması lazım. Çok tehlikeli sınıfta da bu sayı 1000 oluyor. 1000 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerleri mutlaka en az bir tam gün süreyle iş güvenliği uzmanını çalıştırması lazım. Bir de iş yeri hekimi bulunması gerekiyor diyorsunuz. İş yeri hekimi de eğer çalışan sayısı 10'dan azsa ve az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa bir iş yeri, en az yılda 25 dakika süreyle iş yeri hekiminin o iş yerinde görev alması gerekiyor. Çalışan sayısı 10'dan fazlaysa ve az tehlikeli sınıfta bulunuyorsa bir iş yeri, o zaman çalışan başına ayda en az 4 dakika bir iş yeri hekiminden görev alması gerekiyor. Bu tehlikeli sınıfa geçtiğiniz zaman 6 dakika, çok tehlikeli sınıfa geçtiğiniz zaman da 8 dakika olmakta. Çalışan sayısının artması durumunda, yani 1000'li rakamlara çıkması durumunda, çok tehlikeli sınıfta olup da 1000 kişi, 1000 ve üzeri kişiden fazla çalışan varsa yine bu iş yerinde bir tam gün süreyle iş yeri hekiminin çalıştırılması lazım. Tehlikeli sınıfta 1500, az tehlikeli sınıfta 2000 kişinin üzerinde çalışan olması durumunda yine bir tam gün süreyle iş yeri hekiminin çalıştırılması gerekiyor. Hem iş yeri hekimi için hem de iş güvenliği uzmanı için belli yükümlülükler var. İş yerinde ki bazı tehlikelere yönelik tedbirleri aldıkları zaman bu aldıkları tedbirlere yönelik raporlarını onaylı deftere kaydetmek durumundalar ve gerektiğinde bakanlıktan teftişe gelindiğinde bunların aldıkları kaydı gösterme durumluluğu var. Tabii ki işveren de altına imza atacak. Eğer yapılan teftişler sonrasında iş güvenliği uzmanının veya iş yeri hekiminin görevini safsattığı
sattığı görülürse bu sefer bir yıl süreyle belgesini bakanlık askıya almış oluyor. Diğer sağlık personelinin de görevlendirilmesi gerektiği tehlike sınıfları ve çalışan sayısına göre değişiyor. Eğer az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaysa iş yeri ve çalışan sayısı ondan azsa, o zaman yılda en az 35 dakika diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi lazım. Ondan fazlaysa çalışan sayısı ve az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa iş yeri, o zaman çalışan başına ayda 6 dakika diğer sağlık personelini görevlendirmek durumunda. Bu tehlikeli sınıfta 9 dakika, çok tehlikeli sınıfta da 12 dakikaya çıkmakta. Bazı durumlarda eğer iş yerinde tam süreli çalışan bir iş yeri hekimi varsa diğer sağlık personelinin görevlendirilmeme gibi durumu da söz konusu. Ama iş yeri hekimi veya iş sağlığı güvenliği uzmanı eğer işverene bir talepte bulunursa diğer sağlık görevlisinin de olmasında fayda var şeklinde, o zaman diğer sağlık personelinin de görevlendirilmesi mümkün. Kayıt ve bildirim konusuna geldiğimiz zaman iş güvenliği az önce zaten üstünden geçildi. İş güvenliği uzmanının, iş yeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin bütün sorumluluğu işverene karşı. Ve bu sorumluluk kapsamında da bütün işle ilgili yaptıkları tepkikleri, önerdikleri tedbirleri işverene bildirmekle mümkün. İşveren eğer bir hayati tehlike olduğu halde gerekli tedbiri almamakta ısrar ediyorsa, o zaman bildirimi Çalışma Bakanlığı'na yapmakla yükümlüler. İşverenin yükümlülüklerinde ise işveren bir kere bütün iş yerinde olmuş olan iş kazalarını, meslek hastalıklarının kaydını tutmak durumunda. Ve iş kazası olduğu zaman zaten biliyorsunuz 3 kazayı takip eden 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmekle yükümlülüğü var. Yine bunlarla ilgili olayın meydana geliş şekli, nasıl bir riskin böyle bir olaya sebep olduğu ve böyle bir riski ne gibi bir çalışma sonucunda ortadan kaldırılabileceği gibi konuların yer aldığı bir rapor düzenlenerek de işverenin burada bu raporu hazırlayarak muhafaza etmesi gerekiyor. 3 gün içerisinde iş kazalarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirecek. Meslek hastalığı konusunda da ne zaman meslek hastalığını öğreniyor, onu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek durumunda. Aziz Hocam da anlatırken bahsetti kayıtların ne kadar tutulacağı, ne kadar süreyle tutulacağını. Bu bütün faaliyetlerle ilgili bir kere her türlü risk raporu hazırlandı, acil eylem planı yapıldı, eğitimler düzenlendi, sağlık raporları var. Bunların her biri tutulması mecburi kayıtlar. Ve bunların muhafaza süresi de 15 yıl. Ve işçi yer değiştirdiği zaman, başka bir iş yerine geçtiği zaman da yine yeni iş yerine o işçiyle ilgili sağlık ve diğer dosyasında bulunan kayıtları bir ay içerisinde karşı tarafa iletilmesi gerekiyor. Onaylı defterden bahsetmiştik. Onaylı defter biraz hani muallakta gibi. Onaylı defterle bizim doğrudan bir şeyimiz yok. Hani bizim alıp da onaylatacağımız bir defter değil aslında. Uygulamada bakıyoruz. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri zaten bu meseleyi hallediyorlar. Şöyle 3 tane sureti olan bir defter. Bir asıl 2 suret şeklinde düzenlenmiş. Altında iş güvenliği uzmanının, iş yeri hekiminin ve işverenin imzası olması gerekiyor. Ve bu deftere yazılmış olan her türlü bilgi işverene tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu defterin imzalanmasının ve muhafazasının sorumluluğu da yine işverene ait. Dolayısıyla iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla iş yeri hekimlerinin
işverene onaylı deftere yazdıkları her bir bilgi işverene tebliğ sayıldığından dolayısıyla onlar işverene karşı sorumluluklarını yerine getirmiş oluyorlar. Eğer yapılan bildirimleri ve bilgilenmeleri işveren tarafından yerine getirilmemiş olması durumunda da bütün sorumluluk işverenin üstünde kalmış oluyor. İşverenin temel görevleri doğal olarak risklere karşı önlemleri almak. Çalışanların eğitimi çok önemli. Bu eğitimlerin verildiğini ve gerçekten amacına uygun halde algılandığının anlaşılması için gerekli derecelendirme çalışmalarını, sınavların yapıldığını da belgelendirmek lazım. İşverenle çalışanların işbirliği halinde çalışmaları gerekiyor. İşveren tabii sadece ben eğitimi verdim, gerekli kişisel koruyucu donanımları da verdim. Eğer bundan sonra benim üstümde bir şey kalmadı, ben üstüme düşeni yaptım gibi bir yaklaşımda bulunmamalı. Bütün bunların denetimini, kontrolünü yapma sorumluluğu yine işverenin üzerinde. İşverenin yükümlülükleri zaten baştan beri sayıyoruz. Hepsi işverenin yükümlülüğü aslında. Burada tekrar sırayla üstünden geçmek icap ederse bir kere işverenin iş yerinin çalışma koşullarını düzeltme gibi bir yükümlülüğü var. Çalışanları da mesleki risklere karşı bilgilendirme ve uyarması yükümlülüğü var. Bir de işe alımlarda işe uygun kişinin işe alınması yani işi yapacak kişinin o işle alakalı gerekli donanımının bilgi olarak eğitim donanımının olup olmadığının da tespitinin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunları temin etmekle kalmayacak çalışma ortamının güvenliğini gerekli ölçüm ve incelemelerin yapılıp yapılmadığını da işverenin kontrol etmesi gerekmektedir. Çalışanların hayati tehlike arz eden bölgelere girmemesi gerekenleri girip girmediğini kontrol etmek durumunda. Yani görevi olmayan kişinin tehlikeli bir bölüme girmeyeceğinden emin olmak durumunda. Eğer bir tehlike durumu söz konusuysa bunu kişisel korunma yönteminden ziyade toplu korunma yöntemini dikkate alarak hareket etmek durumunda. Zaten baştan beri söyledik, risk değerlendirmesini yapmak veya kendisi yapamıyorsa yaptırmak durumunda ve tabii ki muhtemel risklere karşı da bir önleme politikasının olması ve bunu raporlaması gerekiyor. Risklerden kaçınmak için risklerle kaynağında mücadele etmesi lazım. Dolayısıyla çalışanlarına kişisel koruyucu donanımlarını vermesi ve çalışanların da bunları düzgün ve gerektiği gibi kullanıp kullanmadığını kontrol etmek durumunda. Yine iş yeri bütün bu çalışmaları ile ilgili katlandığı maliyeti işverene, pardon çalışanlarına yansıtmayacaktır. Dolayısıyla bütün maliyetleri kendisi katlanması gerekiyor. Çalışanları arasından uygun nitelikteki özellikleri taşıyan personeli varsa seçebilir demiştik iş güvenliği uzmanı ile ilgili. Diyelim ki çalışanların arasından herhangi bir şekilde bu nitelikleri taşıyan bir personeli olmadı. O zaman ortak sağlık ve güvenlik bilimlerinden hizmet almak suretiyle bu sorumluluklarını yerine getirecek. Ortak sağlık ve güvenlik biliminden hizmet alması veya iş yerinde kendi çalışanların arasından bir personel görevlendirmesi, yani ben bu işi yaptım, sorumluluk benim üstümden kalktı anlamına gelmiyor. Yine bütün tedbirlerin alınmadığında uygun çalışma ortamının bu işte ortak sağlık ve güvenlik birimi mensuplarına uygun çalışma ortamının sağlanmamasından yine işveren kendisi sorumlu. Gerekli araç ve gereci temin etmekle yükümlü. Uygun mekanı ayarlamak zorunda.
diyelim işte dışarıdan hizmet aldığı, ortak sağlık verdiği elemanlarına ya da kendi görevlendirdiği personele, onların çalışmalarıyla ve kendi çalışanlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak durumunda ve kendisine tebliğ edilen bütün tedbirleri de yerine getirmek yükümlülüğü var. Eğer birden fazla aynı yerde birden fazla işverenin çalışması durumu söz konusuysa, alt işverenin çalışanlarıyla diğer kendi çalışanlarının olduğu gibi alt işverenin çalışanlarını da veya o çalışanların da patronlarını, işverenlerini de konuyla ilgili bulundukları yerin tehlike durumuyla alınması gereken alınan tedbirlerin nasıl uygulanacağıyla alakalı bilgilendirme yükümlülüğü bulunmakta. Yine eğer iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını tam gün olarak çalıştırma yükümlülüğü olan bir iş yeri ise burası çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre, o zaman burada bir iş güvenliği, sağlığı ve güvenliği biriminin kurulması gerekiyor. Ve bu iş yeri ve güvenliği biriminin kurulması durumunda tam süreli iş yeri hekimi çalıştırılması gibi bir durum söz konusuysa, o zaman diğer sağlık personelinin güven görevlendirilmesi mecburiyeti olmamakla birlikte iş yeri hekimi gerek görüyorsa böyle bir talepte bulunabiliyor. Şimdi işverenlerin nasıl ki bir takım riskleri tespit edip gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü varsa, nasıl ki çalışanlara kişisel koruyucu donanımları temin edip onların gerektiği gibi kullanılıp kullanılmadığını takip etme yükümlülüğü varsa, çalışanların da bu alınan tedbirlere harfiyen uyma yükümlülükleri var. Dolayısıyla herhangi bir şekilde çalıştıkları ortamda hem kendilerini hem de diğer çalışma arkadaşlarının çalışma koşullarını, hayatlarını tehlikeye atacak şekilde bir davranışa girmemeleri gerekiyor. Kendilerine temin edilmiş olan kişisel koruyucu donanımları doğru ve gerektiği şekilde kullanmaları gerekiyor. Bana bir şey olmaz zihniyeti hep var. Ama yine de bunun dikkatli olarak gerektiği gibi kullanılmadığının kontrolü yine işverenin yükümlülüğü altında, ama çalışanın da bunu dikkatle uygulaması lazım. Çalışanlar kişisel koruyucu donanımlarını takmak durumundalar, gerektiği gibi kullanmak durumundalar. Diyelim ki çalıştıkları alanda herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Bunu hemen çalışan temsilcisiyle işverene tebliğ etmeleri gerekiyor ve gerektiğinde eğer işveren bu tehlikeli duruma karşı gerekli tedbiri almıyorsa işte çalışmaktan kaçınma gibi bir durumda söz konusu. Eğer iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bir takım tedbirler alınmasını öngörmüş ve bunu işverene tebliğ etmiş, işveren de çalışanlara bununla ilgili gereklilikleri duyurmuşsa, çalışanların bütün bu talimatlara uygun davranmaları lazım. Ve diğer kendi çalışma birimlerinin haricindeki diğer birimlerle de koordinasyon sağlayarak gerekli tedbirlere uymalarını sağlamak icap ediyor. Eğer bunlarla ilgili bilgilerin tutulması işverene aitti. Eğer bunlar teftiş sırasında sunulamıyorsa müfettişe, bütün bunların gene sorumluluğu da işverenin üzerinde. İş sağlığı ve güvenliğin hizmeti dediğimiz zaman kanunda belirtilen iş sağlığı ve güvenliğin hizmetlerinin bütün iş yeri bünyesindeki personele verilmesi aslında esas alınıyor. Demiştik, eğer kendi personel arasında herhangi bir şekilde uygun nitelikteki personeli bulunmuyorsa dışarıdan da hizmet almak durumunda ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin veya iş sağlığı ve güvenlik biriminin yapacağı işler neler diye sorduğunuzda işveren dışarıdan bu hizmeti alacak ama ne yapmasını bekliyor?
yerinde çalışanların uygun kendi üstlerine düşenleri yapıp yapmadığının gözetimi olacak. Eğitim çalışmalarını düzenlemelerini bekleyeceksin. Gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmaları lazım. İlk yardımla alakalı bilgilendirme, acil müdahale ile ilgili bilgilendirme çalışmalarını yine bu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet aldığınızda yapacakları görevler arasında sayılmakta bunlar. Ortak sağlık ve güvenlik merkezleri ile işverenler arasında bir sözleşme hazırlanıyor. Bu sözleşme üçüncü olarak hazırlanıyor arkadaşlar. Bir tanesi işverendi, bir tanesi hizmet aldığınız kurumda, bir tanesi de genel müdürlüğe gönderilmek suretiyle siz ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet aldığınızı online olarak da bildirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla genel müdürlük bütün kayıtları online olarak takip ederek kimlerin iş güvenliği hizmetini aldığını, kimlerin almadığını da bu şekilde takip etmiş oluyor. Sağlık raporlarının artık iş yeri hekiminden alınacağını söylemiştik. Eskiden aile sağlığı merkezlerine gidiliyordu ya da kamu hastanelerine gidiliyordu sağlık raporu almak için. Şimdi artık iş yeri hekimlerinden sağlık raporu alınmakta. Dolayısıyla artık herkesin ortak sağlık biriminden bir sözleşme yapmak suretiyle hizmet alması, en az asgari seviyede hizmet alması beklenen bir şey. En çok beklenen yönetmeliklerden bir tanesi destek konutuydu. Ondan az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine bakanlık yardım edecek, destek olacak diye geçiyordu maddede. Bu yönetmelikte çıktı. Gerçi çok beklentiyi karşıladı mı bilmiyorum. Bana göre karşılamadı. Ama sonuçta böyle bir desteğin olacağını yönetmelikten öğreniyoruz. Ondan az çalışan diyor arkadaşlar. 10 değil. Yani 1'den 9'a kadar olacak. Çalışan sayınız 9 olması lazım en fazla. Bu destekten yararlanabilmek için. Peki çalışan sayısını tespit ederken neler dikkate alınacak? Çalışan sayısının tespiti sırasında bütün Türkiye'de iş yeriniz varsa, şubeleriniz varsa hepsini dikkate alıyor. Bütün Türkiye içerisinde alt işvereniniz varsa alt işverende çalışanları da dahil ediyorsunuz çalışan sayısının hesabına. Ay içerisinde belki istirahatlidir, çalışmamıştır. Hani aylık hizmet bildirgesinde kişi gözüküyor ama prim ödenmemiştir. Onu da dahil ediyorsunuz. Bir tek dahil edilmeyen çalışan kısmı çırak ya da stajyerler bu çalışan sayısına dahil edilmiyor. Diğer bütün Türkiye çapında yapılmış olan, açmış olduğunuz bütün iş yerlerinde çalışan sayınız en az 9'sa yani onun altındaysa destekten yararlanabileceksiniz. Sayı bu şekilde hesap edilmiş. Tabii destekten yararlanabilmesi için de yasal süreler içerisinde aylık hizmet ve prim belgesinin kuruma verilmesi gerekiyor. Bu arada kurum bunu nasıl yapacak? İSG takipten gerekli bilgileri alacak kurum ve oradaki sizin de girmiş olduğunuz kayıtlarla karşılaştırmak suretiyle desteğe hak edip etmediğini iş yerine tespit edecek ve bunun üzerine yapacağı hesaplamayla 3'er aylık dönemler halinde kısa dönem primlerinden alınmak suretiyle bir hesaplama yaparak işvereni ödeyecek. 3'er aylık dönemlerde hesap edecek. Takip edilen 2. ayın içerisinde de yapmış olduğu hesaplamaya göre işvereni ödeyecek deniyor. Nasıl ödeyeceği kısmı belirsiz. Ama prim borcu varsa prim borcundan mahsup ederim diye açıklamış. Peki miktar ne? Asgari ücretin tehlikeli sınıflar için asgari ücretin %1.4'ünden hesaplayacak. Çok tehlikeli sınıf için de %1.6'sından hesaplayacak. Biz ona baktık. Şu anda birinci dönem, 6 aylık dönem için 1071 lira asgari ücret. Tehlikeli sınıf için 15 lira galiba hocam, değil mi? 15 lira. Çok tehlikeli şey için de 17 lira. Öyle bir rakam.
yerden hizmet almaya kalktığınız zaman rakamların çok üst noktalarda olduğunu sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar çok az rakamlar ama yine de destek destektir diyelim. Yine söylemiştik, en az ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet almaları icap ediyor bu durumda. Destekten yararlanabilmeleri için işverenleri. Ne gibi durumlarda faydalanamazlar? Eğer kayıt dışı çalışanınız varsa, hatta sizin İstanbul'da bir tane iş yeriniz var ama bir tane de Ordu'da var diyelim. İstanbul'daki iş yerinizde bütün personel kayıt altında, buradan destekten yararlanıyorsunuz. Ama Ordu'dakinde bir tane kayıt dışı elemanınız var. Hemen oradaki de buradaki de dahil olmak üzere verilen destek kesiliyor. Yasal faizleri sizden geri talep ediliyor. Ve 3 yıl süreyle de bundan yararlanamıyorsunuz. İşin durdurulması var biliyorsunuz. Parasal cezalardan başka parasal cezalara da geleceğiz ama bu da yine parasal ceza sonucu doğuran bir şey. Eğer iş yeriyle alakalı çalışanların hayatını tehlikeye düşürecek bir durum varsa, böyle bir tespit olmuşsa ve bu hayati tehlikenin boyutları çok üst seviyeye gelmişse, bununla ilgili tedbirleri de iş yeri almamışsa, o zaman işin durdurulması gerekmekte. Yapılan teftişler sonucunda işverene belli bir zaman bunu gidermesi için süre veriliyor. Eğer bu süre içerisinde de yine gerekli tedbirler alınmamışsa işin durdurulmasına devam ediliyor. Bu arada çalışanların da iş durdurulduğu süre içerisinde yine ücretlerinin işveren tarafından verilmesi gerekiyor. Yani işin durdurulması çalışanların ücretinin verilmemesi anlamına gelmiyor. Yine bütün işsiz kalanlara işverenin ücretini ödemesi var, gerekli. Evet, diyelim ki böyle bir risk var, işte durdurulmadı fakat çalışan da bunu idraki içerisinde tehlike altında çalışıyor. O zaman bu tehlikeye karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayıncaya kadar işveren o zaman çalışan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabiliyor. Yani gerekli tedbirlerin alınıncaya kadar çalışan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak suretiyle çalışmıyor. Eğer çalışan çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı süre içerisinde beklediği sürede gerekli tedbirler alınmadıysa bu süre içerisinde kendisi haklı sebep göstermek suretiyle iş hakkını da feshedebilir. Öyle bir şey var. Yine bütün ücretleri ve diğer sosyal haklarını kullanabilme durumunda. Hiçbir şekilde bir kısıtlama yok. Şimdi işverenlerin yükümlülükleri tablosu bu. Belki de hani hap dediğimiz şey belki budur. Tarihler olarak hangi tehlike sınıfı ve hangi çalışan sayısındaki iş yerleri ne zamandan itibaren yükümlülükleri başlıyor. Çalışan sayısı 50'den az olan iş yerleri veya şöyle söyleyeyim daha toparlanmış olarak, çalışan sayısı ve tehlike durumu ne olursa olsun bir kere 30.12.2012 tarihi itibariyle bütün iş yerlerinin yapması gereken işler vardı. Zaten her iş yerinin risk değerlendirmesini yapması gerekiyordu. Her iş yerinin personeli eğitmesi gerekiyordu. Her iş yerinin acil eylem planını hazırlaması gerekiyordu zaten. Sağlık raporlarının güncel olmasını kontrol edip güncelliyse bunların güncelliğini zaten sağlaması lazım. 32-2012 tarihi itibariyle bütün iş yerlerinin yapması gereken şeyler bunlar zaten. Ama kademeli olarak geçişler var. Örneğin az tehlikeli sınıfta olup da 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla iş yeri hekiminin çalışması artık mecbur hale gelecek.
yine evden az çalışanı olan tehlikeli sınıftaki iş yerleri bu yıl başından itibaren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak durumundalar. Çok tehlikeli sınıfta aynı şekilde. Evden fazla çalışanı olanların zaten biliyorsunuz 4857 zamanından beri yükümlülükleri devam etmekte. Yani bütün iş yerlerinin bir kere bu yıl başına gelinceye kadar risk raporlarını, iş acil eylem planlarını, çalışan eğitimlerini, sağlık raporlarını bir kere tamamlamış kenarda tutmaları lazım. Onlar bir kere kenarda olacak. Ondan sonra da bizim diğer hususla ilgili yükümlülüklerimiz ne zaman başlıyor? Sadece az tehlikeli ve çalışan sayısı düşük olan gruplar 1.7.2016'yı bekleyecek. Aslında yılbaşından itibaren bütün iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle anlaşması gerekiyor. En önemli kısım aslında en çok beklenen ya da en çok herkesi tedirgin eden idari para cezaları. Ben bu rakamları güncelleştirdim. Buradaki gördüğünüz rakamlar 2014 yeniden değerleme oranlarıyla güncellenmiş halde. Yuvarlak söyleyeyim tabii. En az 1000 lirayla 89 bin lira arasında iş cezalarıyla karşılaşılacak bu yıl başından itibaren durum onu gösteriyor. Eğer güvenlik raporu hazırlamadıysa iş yeri arkadaşlar 89.629 lira cezası var. Eğer işveren işin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politikası belgesini, güvenlik raporunu hazırlamamışsa 56.018 lira yine idari para cezasına muhatap olacak. İşin durdurma kararına eğer işveren uymuyorsa muhatap olacağı rakam 11.204 lira. Ve işin durdurulma süresi içerisinde eğer çalışanlarının ücretini de vermemişse her bir çalışan ve her ay için 1.120 lira arkadaşlar. Yine iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmadıysa eğer 5.602 lira idari para cezası ödeyecek. Ve bu aykırılığının devam ettiği her ay için tatbik edilmekte. Diğer sağlık personelinin çalıştırılmaması durumunda da 2.801 lira gibi bir rakam. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezlerinde, organize sanayi bölgelerinde, iş sanayi sitelerinde yönetim eğer diğer site içerisinde bulunan iş yerleriyle koordinasyonlu şekilde çalışmadıysa, gerekli uyarıları yapmadıysa yönetime gidecek olan ceza 5.600 lira. Gerekli ortak sağlık ve güvenlik biriminin çalışmalarına, denetim ve tedbir çalışmalarına engel olmuşsa eğer işveren yine burada tabi olacağı ceza 5.602 lira arkadaşlar. Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işveren yine 3.361 lira bugünkü değerle idari para cezasına muhatap ve bu ilk ayda bu şekilde aykırılığın devam ettiği her ay için bu rakam 5.042 şeklinde belirlenmiş durumda. Mesleki risklerin önlenmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışanlara bilgilendirme yapmayan işvereni yine 2.241 lira para cezası var. Gerekli denetimleri yapmamışsa eğer yine her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere 2.241 lira para cezası karşısına gelecek. Acil durumu belirlemeyen ve bunlara karşı gerekli tedbirleri almayan işveren 2.241 lira para cezası ile muhatap. Yine iş kazasını takip eden 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeyen işveren yine 2.241 lira para cezası ödemek durumunda. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmamışsa eğer, yükümlülüğü olduğu halde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmamışsa eğer 2.241 lira yine ceza var.
işlerin ortadan kaldırılmasına yönelik işverenin gene muhatap olacağı ceza 1681 lira. Eğer iş sağlığı, az önce söyleyeceğim, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmamasının cezası vardı. İş sağlığı ve güvenliği birimini de kurmamışsa eğer, yine bu da para cezası 1681 lira. Eğer çalışma ortamında iş yeri hekiminin veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanının çalışma koşullarını kısıtlayıcı şekilde davranıyorsa yine bu da 1681 lirayla cezalandırılıyor. Görevlendirdiği kişi veya kuruluşların yazılı olarak kendisine tebliğ edilen tedbirleri yerine getirmemişse işveren yine 1120 lira para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen işçiyi çalıştırıyorsa yine 1120 lira para cezasıyla karşı karşıya. Acil durumlarla mücadele için gerekli koruyucu tedbirleri almamışsa, çalışanlarını buna göre ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatmadıysa yine 1120 lira ödeyeceği ceza var. Ciddi tehlikeleri önleyemiyorsa ve çalışanların derhal çalışma ortamını terk etmeleri gerektiği halde halen daha çalışmaya zorlamışsa o zaman yine çalışan başına 1120 lira idare para cezası. Acil durumların olumsuz etkilerini ortadan gidermek üzere gerekli planları, acil durum planını hazırlamayıp işçilerini bu konuyla ilgili bilgilendirmemişse yine 1120 lira para cezası söz konusu. Çalışanlarını sağlık gözetimine tabi tutmayan iş yeri 1120 lira yine İdari para cezasıyla karşılaşıyor. Bu idari para cezaları çalışma ve iş kurumu müdürlüğünce verilmekte ve 30 gün içerisinde işverenden bunun ödenmesi istenmekte. Karşı taraf işveren tarafında buna itiraz olursa sulh ceza mahkemesine itiraz yolu açık. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, Nazan Soygun hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi soru ve cevaplar bölümüne hemen geçelim isterseniz. Buyurun. Tehlikeli sınıfta olduğu için arada kapatıp kapatmaması fark etmiyor. Onu başka bir inşaat açıyor, bitiyor. Olsun. Zaten 6 ay süreli, en az 6 ay süreli. 6 aydan daha mı kısa süreli bir şey? Değişiyor. 6 aydan kısa da olabiliyor. Ama iş yeri kapatmıyorsunuz. Bir inşaat oluyor, başka bir inşaat. Evet. İş sürekli iş. Yani geçici bir iş değil. Olmasın. İş devam ediyorsa yükümlülükleri devam ediyor demektir. Kişiye dosyası kapanmadığı müddetçe yasa kapsamında. Devamı oluyor. İşin devamı oluyor. İşi tamamen bırakmıyor. Yani geçici işler vardır biliyorsunuz. Başlangıcı o iş orada biter ve kapanışını yaparlar. İş ortaklıkları falan vardır bu şekilde. Yani başlangıcı ve bitişi bellidir işin. O böyle bir işi tarif ediyor orada.
Ama diğerinde siz iş yapmamanız işin sürekliliğine engellemiyor. İşe devam ediyorsunuz ama iş alamamışsınız oluyor o sırada. Bir saniye. Bir daha sorar mısınız? Duyur, tamam. Biz her şeyden önce mali müşavirimiz, her şeyi biliyoruz. Orası kesin. Onu atlamayız ama zaten şöyle bir şey var. İş sağlığı güvenliği uzmanları zaten direkt senin ACE kodlarını da sevgiden şey istiyor. Öğrenmeye çalışıyorum. Evet, öyle kabul ediyoruz zaten. Yani orada şey var tabii. Dediğim gibi iş sağlığı güvenliği uzmanları zaten ACE kodlarını ve şeyleri de istiyorlar. Mesela SGK numaralarını da istedikleri için onlarla ilgili mali müşavirin çoğu da bildiğini kabul ediyoruz. Pardon, sizden önce beyefendinin sorusu. Şimdi daha önce yine bu tür seminerlerde söz konusu edilmiş ki yine sormak istiyorum. Hiç işçi çalıştırmaya küçük esnaf, mesela küçük bir bakkalı var, mahallenin içerisinde küçük bir tuvaletçisi var, işçi çalıştırmıyor. Bu 6331 sayılı yasayla getirilen sorumlulukları yerine getirecek mi? Bu konuda sorunun bir yardım almak istiyorum. Getirmeyecek. SGK herhangi bir işçisi yoksa burada herhangi bir sorumluluğu da yok. İstirahat işçisi varsa, yani çalışıyor ama istirahatlı. Var, o var, o zaman var. Çalışmışsın. Yani sigortalı tescilliğe girmiş iş yeriniz varsa buna tabisiniz. Çalışanınız olması lazım. Şimdi bak, bakın bu seminerler ilk yapıma başlandığında 1,5 yıl falan önce olabilir. Bu konuyla ilgili aynı soruyu sormuştum. O zaman kim olursa olsun bu şeyleri siz risk değerlendirmenizi şunuzu buyunuzu yapın. Tüm tercihlerinizi yapın demişlerdi. Orada şöyle olabilir. Yani tehlikeli, tehlikesiz, çok tehlikeliye bakmadan risk değerlendirmesinin yapılması gerekir ama çalışan yoksa yine de yapılması gerekir. Söylenmemiştir yani zannetmiyorum. Çalışan yoksa herhangi bir şey yok. Onu sordum ben. Yani, yok, evet. Çalışan stajyer fark etmez. Yani orada dediğim gibi SGK iş yeri alması, bir iş yeri alması sonra... SGK dosyasının olması gerekiyor. Evet, buyurun. Bir an beyefendi. Soru bir şey. Bu evden eve nakliyatlarda bu yasa nerede konumlandırıyor? Yani taşımayı yapanlar taşıtta, eşyasını taşıtta ilişkisini nasıl kuruyor? Şimdi taşıyan bir gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi. Öyle değil mi? İşveren olması yani. Gerekir diye düşünüyoruz ama taşıyan insanlar. Evet, işveren. İşveren değil mi? İşveren. İşveren olduğuna göre bu yükümlülükleri yanında çalışanları da varsa bu şekilde kanunun kapsamı içinde olacaklar. Sorumlu kim? Efendim? Evden taşıyor. Sorumlu kim? Orada bir şey düşürüp işçi zarar görürse çalışan, taşıyan. Taşıyan işte. Sorumlu taşıyan. Kime bağlı o? Çalışan kime bağlı? Kime bağlıysa o sorumlu. Hizmet hakkıyla bağlı olduğu işveren sorumluluğunda. Şimdi, yani onu yanlış mı anladık biz? Doğru. Şey dik, bu da dik. Taşıtanın dikkat etmesi gereken ne var? Yani hiçbir şey var. Uyarabileceğiniz bir şey var mı? Hiçbir şey yok.
Müşteride bir problem yok. Müşteride bir problemi yok orada. Zaten sözleşme yapması gerekiyor. Taşıyan ve taşıtan arasında sözleşme olması. Olması gerekiyor. Ya, duymak istediğim buydu. Evet, evet. Kim taşıyor? Kimin namına taşınıyorsun? Ben gittim 5 tane işçi buldum. Bu oradan 5 tane adam aldım. Sigortasız çalışıyor. O zaman kim veriyorsa o hizmeti o ne veriyor? Taşıyan ve taşıtan farklı bir şey sordum. Ben gelir ve kurumlar vergisi ülkeleri özellikle sordum onu yani. Evden eve taşıma diye yazıyor ya, arıyorsunuz telefonla. E tamam. Çağırıyorsunuz. Bir şirket çıkıyor karşımda. Bazen korsan çıkıyor. Aslında korsan diye bir şeyin olmaması gerekiyor. O zaman arkadaşlar, sonuçlarına katlanacak. Yasa dışı sorular sormayalım. Biz kanun çerçevesinde cevap verelim. Hanımefendi vardı, buyurun. Doktorlar kendi şirketlerine hekimlik hizmeti verebiliyorlar mı? Evet, poliklinik. Onu bilmiyorum yani, o özel bir konu. Yani uzmanlık konusu o kadar. Şöyle söyleyeyim ben, eğer... Buyurun, uzman bir arkadaş var, o söylesin. Onu anca o iş yerinizdeki doktorun bakanlıkça o iş yeri hekimi ve uzmanı sınavına girip 70'in üstünde puan alıp o şekilde iş yeri hekim olarak çalışır. Kendi iş yerinde denetleyebilir mi diyor herhalde, değil mi? Sorunuz öyle. Ben şöyle bir baskı sağlayayım. Eğer işverenin doktor olmasına da gerek yok. İşveren gerekli nitelikleri kendisi taşıyorsa, iş yerinde yaptığı işle alakalı tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre kendi belgesi de bu hizmeti vermeye yeterli ise bu hizmeti kendisi de yapabiliyor arkadaşlar. Sadece belgeler, doktor olarak değil. Doktorluk belgesi yeterli mi? Hayır. Yok. O zaman tanıklar odasında iş yeri hekimliğini belgelenmesi lazım. Yetkili olması lazım. Herhalde son kanunla değiştirdiler galiba. Sağlık Bakanı. Belge alma zorunluluğunu kalmıştılar herhalde. Yok, iş yeri hekimi. İş yeri hekimi olarak görevler. O ayrı bir statü zaten. Torba, bir saniye orada karışmasın. Çıkacak torbadan mı bahsediyorsunuz? Çıkan. Rakamlar toplam üzerinden gidiyor. Destek için, o Türkiye çapında destek için. Hepsine birden hizmet veriyor. Durumda tespit edilmiş bütün iş yerlerinizi müstakil olarak değerlendiriyorsunuz. Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre yükümlülüklerinizi yerine getiriyorsunuz. Ama destekten yararlanma durumu söz konusu olduğunda Türkiye çapındaki
çalışan sayısı dikkate alınıyor. Onun dışında her bir iş yeri için müstakil olarak yükümlülükleri var. Evet arkadaşlar, biraz müsaade ederseniz son soruları da alalım. En arkadan bir soru var mı? Tehlikeli, çok tehlikeli çalışanlarda her ay danışma müdürü için bulunma durumu var mı? Her ay? Danışma müdürü, yani o sene gelen danışma. Her ay var. Her ay. Sadece üstlerimizi yavukta bırakmayacaklar. Yok yok, her ay. Her ay. Aylık olarak devam edecek. Siz sorunuzdan ben sorabilir miyim? Başından beri kafama takıldı da. Biraz yüksek sesle. Rapor alınması gerekiyor ya. Çalışanla ilgili bir şey sorabilir miyim? Rapor yaptım diyor. Sağlıktan geçmedi. Ne olacak o insanlar? Çalıştırmayacağız. Biz çalıştırmamız da kendileri ne olacak? Bilemem yani. Sağlığına uygun bir yerde çalışacak. Şimdi orada sağlığı uygun olmayanlar her işte çalıştırılamaz diye bir şey yok. Sadece ofiste çalışıyor. Çalıştırma mecburiyeti olduğu için. Eğer doktor bu işte çalışamaz diye rapor veriyorsa çalışamayacak. Kendisi uygun bir işte çalışacak. Zaten hiç çalışamıyorsun, mahallede emekli olacak. Aslında bu arada çırak olarak almışız. Matbaaya bir tane kuruçta yetiştirmişiz. Emekliliğinde 2 sene kalmış. Bu adamı ne yaptı? Onu tutup açacak mıyız? Gidip rapor, bir belge mi alacağız? Evet. Mesleki eğitim belgesi alacağız. Nasıl işi bilmiyor mu? Bilmiyor. Evet, bir saniye. Burada bir soru var. Buyurun. Arkadaşlar duyamıyoruz ama. Tehlikeli iş mi? Nasıl? Tehlikeli iş. Çalışan da var. İkamet adresi. Vallahi abi bilmiyorum onu. Uzmana gideceksin. Uzman nasıl yapacaksa yapacak. Ben yani size baştan söyledim. En yakın iş sağlığı güvenliği uzmanı. Bir saniye. Bir saniye. Araç konaklamak için, araç konaklamak için, araç konaklamak için, araç konaklamak için, araç esas sahibi
Evet. Evet. Ben isterseniz o konuda bir ilave yapmak istiyorum arkadaşlar. 5500 olsaydı SSK kanununda iş yeri kavramı vardı. Evet. İşin yapıldığı yer diye tanımlanır burada. İş kanunu da hatta bu tanımla harekete gider. Dolayısıyla ister nakli iş yerleri olsun, ister pazarcılar olsun, isterse evlere ve taşımacılar olsun, işin yapıldığı yerin sorumluluğu kimdeyse o sorumluluk ona aittir. İş yeri var. Bu durumda işler eğer ev taşıtıyorsa ya da pazarcıysa pazarın bulunduğu yer iş yeri konumuna girer ve iş kanunu genelinde bu yeni iş yerini tamamını devralır. Haftada 5 pazara gidiyorsa haftada 5 pazara gidiyorsa haftadaki 15 pazar ayrı ayrı iş yeridir. Her tezgah bir iş yeri. Her tezgah bir iş yeri. Oranın tehlike durumu o işlerin bizzat takip etmek zorunda olduğu yerdir. Bir saniye. Evet, buyurun size son soruyu aldım. Ben de şunu alıyorum. Eminim ki burada çoğumuzun mükelleflerinin iş değerlendirme raporları düzenlenmemiş. Bu tarih itibariyle yapılırsa bu iş değerlendirme raporu geçmişe dönük ceza doğar mı, doğmaz mı? Sorumluluk 1-1-2010 işten itibaren başlamıştır. Bundan sonraki yazacağınız her tarih size sorumluluk getirecektir. Bir kişinin iki buzağı arasında kalacaksınız yani. Kanuni olarak söylüyorsanız 1-1-2013. Bunun dışındaki yapılanların hepsi nazaranımız sahipleri dahil para cezaları kaldı. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz.